Merhaba arkadaşlar. Benim bir arkadaşım var. Çok böyle girişimcilik potansiyeli çok yüksek olan ve hakikaten böyle yani girişimci olan, kendisi de girişimci olan, böyle girişimci fikirleri hayata geçiren falan bir arkadaşım Esat Artu. Onu da hatta söz vereyim. Onunla da program yapacağız. YouTube kanalıma davet ettim. Girişimciliği konuşacağız. Onun bana bir program tavsiyesi oldu. Çok ismini duymuştum ama bir türlü izlememiştim baştan sona. Programın ismi arkadaşlar Gizli Milyarderler. Gizli Milyarderler. Yani ne oluyor şeyse İngilizcesi. Undercover Billionaire. Gizli Milyarder. Arkadaşlar bakın formata bak. Amerika'nın formatları çok acayip ya. Bu Shark Tank gibi. Shark Tank'i takip ediyorsanız arkadaşlar. Shark Tank'te işte gidip hani bu şarklara yatırım yapıyorsunuz ya. O Shark Tank'in de videolarını bırakacağım bu araya. Bu arada buraya. Yani bu iş anlaşmaları nasıl yapılır? Nasıl girişimcilik sunumu yapılır? İş nasıl bağlanır falan bu konuları merak ediyorsanız arkadaşlar bu para nasıl kazanılır? Yatırım kafası nasıldır? Bu Shark Tank'i mutlaka izleyin. Bir de bu şeyi de izleyin. Undercover Billionaire. Arkadaşlar bunun da videosunu bırakıyorum buraya. Undercover Billionaire'in konsepti şu. Çok ünlü bir iş adamını ya da bir iş kadınını diyorlar ki sen mesela milyarder olmuştun. Milyardersin ama diyorlar ki seni hiç parasız ya sadece 100 dolarla ve de bir arabayla hiç bilmediğin bir Amerikan şehrinde bırakacağız. Ve sen orada isim değiştireceksin. Ve hayatını sıfırdan o 100 doların var sadece elinde. 6 ay içerisinde hayatını yeniden kuracaksın orada. Ve bu 6 ay içerisinde hedefin milyoner olmak. Yani sıfırdan başlayıp elindeki sıfır parayla orada o kasabaya gideceksin. O şehre neyse. O şehirde tutunmaya çalışacaksın. Ve sıfırdan oraya değer katabilecek işler kuracaksın. Elinde hiçbir şey yokken oradaki insanlara güven ilişkisi kurman lazım. İşte kendine kalacak yer falan da yok ha. Kendine kalacak yer bulman lazım. Bayağı zor bir şey ya. 100 dolar yani sıfır paran var. Hiç ve hiç kimsesin. Kimse tanımıyor seni. İsmini değiştirmişsin. Kredi history'in yok. İşte bankalar falan tanımıyor. Hiçbir elinde şeyin yok. Kozun yok yani. Bu yepyeni bir yerdesin ve o becerilerini kullanarak insanlara güven telkin ederek sıfırdan milyoner olabilir misin? Ve bunun içinde sadece işte 6 ayın var. Daha doğrusu 3 ay. 3 ayın var galiba. 3 ay. 3 aylık sürede bunu başarabilecek misin? Format bu arkadaşlar. Bayağı heyecanlı, eğlenceli bir şey. Program diyebilirim. Grant Cardone'ninkini izliyorum ben. Ve yani adamın düşünme şekli, oradaki iş bağlantılarını hemen bulması. Mesela ben herhalde böyle hiç bilmediğim bir yerde 100 dolar kalsa cebimde sadece eyvah derim yani ne yapacağım, ne edeceğim, yer bilmem, iz bilmem, kimin ne yapacağım. Bu adam hemen gitti bir trailer buldu. Trailer sahibiyle anlaştı. Dedi ki ben burada bedava kalabilir miyim? Bak adamdaki şeye bak. Yüzsüzlüğe bak yani. Ben dedi sana yardım da ederim burada falan dedi. O da tamam dedi kal dedi. Ona yer verdi. İşte orada o adam için de değer üretmeye başladı. Senin için ne yapabilirim dedi. İşte bir yandan ona değer üretti. Gitti o kasabayı dolaştı şehri. Oranın en zengin böyle umut vaat eden işletmelerini falan buldu. Bir spor salonu buldu. O spor salonunun sahibiyle hemen anlaştı. Dedi ki ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Mesela bir şey ben becerimi göstermek istiyorum sana. Bu adamın bir de yatak sattığı bir mağazası var. Satışlar düşükmüş. Diyor ki ben diyor bir cumartesi burada bir kampanya yapacağım. Var mısın bana şu kadar hani ufak bir şey ateşle, cash ateşle. Bununla işte o cumartesi görüp görebileceğin en iyi tanıtım yapacağım diyor. Bayağı da bütün yoldan geçen arabaları durduruyor. Flyerlar, büyük posterler, herkesi heyecanlandırıyor falan. Böyle bir günde arkadaşlar ne yapıp edip o çok iyi bir kampanya kuruyor. 12.500 dolar mı ne kazandırıyor adama. Adam da diyor ki tamam varım seninle madem öyle ortak olalım yani.
Adamı 3 tane bu arada adam yani Grant Cardone bu bir sürü engellerle karşılaşıyor. Covid giriyor, hasta oluyor, bilmem ne. Hani bütün bu engellerle boğuşurken bir taraftan da gelecek için fikirlerini, işletmelerini sıfırdan inşa ediyor. Yani ve yüzlerce insanı arıyor sürekli fırsat kovalamak için. Yatırımcıları kovalıyor. İşte kendini sıfırdan inşa etmek zorunda. Kimse onu tanımıyor çünkü burada. İsmini değiştirmiş. Sıfırdan hani bütün bunları yapması bayağı zor ve bütün o zorlukları, macerayı siz görüyorsunuz arkadaşlar. Videoyu bırakıyorum buraya. Bu konularda Esat Artu arkadaşımla konuşacağız arkadaşlar. O zaten çok meraklıdır ve böyle ben onun girişimci damarına, enerjisine falan çok güvenirim yani. Tam bir girişimcidir. Dolayısıyla girişimciliğe meraklıysanız arkadaşlar bu konularda konuşacağımız bir şey programda olacak. Onu da müjdesini vereyim. Çok yakında diyelim. Bu programları da takip edin arkadaşlar. Çok şey öğreneceğinizi düşünüyorum. Özellikle böyle bu yatırım, para, işte girişim falan işlerine meraklıysanız bayağı çok şey öğreneceğiniz programlar diye düşünüyorum yani. Meraklı değilseniz de hayata başka bir açıdan bakmanızı sağlıyor. Öyle diyeyim. Teşekkürler arkadaşlar. Selamlar.